Kıbrıs TV ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programda sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Nurçin İncirli. Ayrıyeten Güzel Yurt Lefke İyilik Gönüllüleri sorumlusu kendisi. Biliyoruz ki iyilik gönüllüleri karşılık beklemeden yaptıkları birçok iyilikle toplumda tanınıyorlar. Yalnız konuğumuza sözü vermeden önce Barış çok heyecanlı. Bugün Barış'ın bir duyurusu olacak. Hemen Barış'a sözü veriyorum. Daha sonra konuğumuzla konuşacağız. Evet, şimdi teşekkür ederim Enis'e. Şimdi yıllardan beri, hani Kıbrıs'a geldiğimden beri bağımlılık konusunda hani karşılaştığım en güzel, hiç çizgisinden oynamadan mücadelesine devam eden çok güzel bir insan aslında sevgili Fatma Çamlıköylü. Ve tabii ki orada ben çok genç ve dinamik bir ekip gördüm. Benim için en önemlisi o psikolog, sosyal hizmet uzmanı, klinik psikologlar hepsi. Türkiye'de inanılmaz güzel hocalardan ki benim de hocamdır Kültegin Ögar Hoca. Yani böyle bir merkeze toplumun bu kadar çok ihtiyacı varken hani ben çağrılmamdan dolayı ama yoğunluktan biraz ertelemiş, çok suçlu hissettim kendimi. Buradan ben tüm ebeveynlere, bu problemi yaşayan aileler ya da ben tedavi olmak istiyorum diyen gençler varsa, işte hep ülkedeki sıkıntılardan şikayet ediyorduk. Gidin görün, gerçekten çok fazla yatırım yapılan bir projeden bahsediyoruz. Emeği geçen herkese toplumun bence bir teşekkür borcu var. Lütfen bağımlılık sorunu yaşayan bir çocuğunuz, kardeşiniz, babanız, annen, kimse buraya ücretsiz olarak, bakın altını çizmek çok önemli. Çünkü bunların en başta ücretsiz olması lazım. İyilik temelinde olması lazım. YEDAM var. Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği'nin 0392 444 7975. Lütfen bizi izleyenler, eğer çevrelerinde varsa, gidip hemen tedavi sürecine başlamak zorunda da değil kimse ama gidip lütfen gezin. Orada sizi ne kadar güler yüzle, ne kadar genç ve dinamik bir ekibin de karşılayacağını göreceksiniz. Bunu duyurmak istedim. Tabii ki sonra haberleri yapılır, onları burada da konuk ederiz ama bu kadar emek harcamış, azmin sonucu da diyoruz. Bu insanlar da gidip başka yerlerde tatilde yapabilirdi, başka şeylere emek harcayabilirdi. Ama buna zaman ayırmayı tercih ettiler ki bu toplumun dönüşümü için çok çok güzel bir şey. Buna sosyal sermaye diyoruz. İsterseniz 100 bin dolar olsun kişi başı milli geliriniz. Sosyal kalkınma olmadan, Fatma Çamlıköylü ve ekibi gibi güzel insanlar olmadan hiçbir toplum bir adım ileriye gitmez. Tekrar ediyorum, Yeşilay Danışma Merkezi YEDAM'ın numarasını 0392 447 444 7975 ekrana da vermiş olması lazım yönetmenimizin. Evet, iyilikten bahsetmişken yine adaya ilk geldiğim günden beri çok çok güzel bir yürek. Hangi çocuk için, kim için kapısını çalsak, ne zamanını, ne emeğini, ne bilgisini esirgemeyen, klonlanması gerekenlerden biri sevgili Nurçin İncirli. Ben de hoş geldin diyorum. İyiliği konuşacağız bugün. Evet. Başka şeylere zaman ayırabilirsin sevgili Nurçin ama bunu tercih etsin. Bunu anlatmak çok önemli insanlara. Nedir bu noktada aslında misyon, vizyon dediğimiz, ne olması lazım ya da toplum için? Önce iyilik kavramını tabii ki anlatmak lazım. Yani iyi olmak nedir? İyilik kavramı nedir? İyilik aslında bir tercihtir. Her an bir tercih yapıyoruz değil mi? Davranış yönünden. İyilik güzele ve doğruya sevk etmektir aslında kişiyi. Güzel ve doğrusa davranışlar sergilemektir ve ona da bu davranışlar yönünde davranmaktır. Bu bir tercihtir tabii ki. Bir insan bütün gününü kendiyle ilgili olarak, kendiyle meşgul olarak da geçirebilir. Ama içine iyi davranışlar koyduğu zaman hem kendiyle barışıktır, hem kendine iyi davranır, hem de başkalarına yardım etmek için ne yapar? Başkalarını kendi gündemine koyar. Ama bunun içinde engelliler olabilir, yoksullar olabilir, komşunuz olabilir, ihtiyaçlı olan herhangi bir insan olabilir. Bu ille maddi bir süreç oluşturacak diye bir şey de yok tabii ki. Bu 15 dakikalık bir sohbet bile olabilir bir yaşlı teyzeyle. Biz bunu kendi yaşamımızda her an yaşamaya çalışıyoruz.
bu anlamda mutluyuz. Ben en büyük hazzı ne mesleğimde alıyorum ne de başka bir işi yaparken. En büyük hazzım şu anda başka insanlara yardım edebilmektir. Bu anlamda gerçekten iyiliğe ihtiyacı olan çok insan var. Maalesef günümüz kapitalist ve toplumda birçok şeyi kaybetmiş durumdayız biz. Elimizde olan en önemli şey ve günümüzü de anlamlı kılacak en önemli şey iyi davranışlar sergilemektir. Ama bu tabii ki önce kendimize iyi davranmakla geçer. Bu anlamda bunları biz hayatımızda yaşarken ben kendimi Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde buldum. İyilik gönüllüsü olarak. Aslında Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde bu proje İbrahim Hoca'dan itibaren 2017'den beri var. Önce bir çevre temizliğiyle başlamışlar. Sonra sosyal projeleri var. Bu anlamda geniş çaplı ilerliyor. Çevreden tutun sağlığa kadar birçok alanda iyilik veriyorsunuz. İyilik evet. Gönüllüsüsünüz. Evet. Merak ediyorum, kaynaklarınız nereden karşılanıyor? Kurum ve kuruluşlardan destek alıyor musunuz? Evet. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden. Evet. Şimdi Kıbrıs... O çok önemli bir nokta aslında. Evet, yani ben daha önce bir vakıf kurdum. Hmm. İşte aktif bir şekilde çalışmaya, platformlar oluşturmaya çalıştım ama evet. Hani kimse beni yanlış anlamasın. Vakıflar İdaresi'ne evrak götürüp matbu evrakları aylık düzenli takip edeceğin bir kurum olarak gördüm. Yani evet. Sanırım toplumun genelinde de böyle bir şey var. Hani toplum organizasyonu dediğimiz ki bir adım ileriye gidebilmek, sorun çözme becerilerini geliştirebilmek için bunu organizasyonla yani organize etmek, organize toplum olma noktasında. Evet. Hani bu farklı bir vizyon İbrahim Bey'le gelen, Sayın Benter'le gelen diye düşünüyorum ben orada. Evet. Ve görüyorum hani dans, dan müziğe, diğer sanat dallarından şeye... Birçok insan o çatı altına toplanmaya başladı. Aslında esas amacın da o olması lazım. Bu şekilde düşünen, işte iyilik kavramı üzerinden şu anda dünyanın çok yıkıcı bir sürece girdiğini düşünüyorum. Ben bütün dünya için bir şiddetin ön planda olduğu, daha bir linç kültürünün öne geçtiği, hani sevginin, hoşgörünün, empati zaten yani empatinin olmadığı bir yerde ne iyilik ne başka bir şeyi, kötülüğü bile konuşamayız empatinin olmadığı bir yerde. Evet. Hani karşınızdakinin yerine kendinizi koyarak onun nereden zarar göreceğini düşünüp kötülük yaparsınız. Ama empatiyi yitirdiğiniz zaman bana göre önce kendinize sonra içinde yaşadığınız çevreye bir yabancılaşma olur. Hani o Kafka mantığıyla bir böceğe dönüşürüz aslında. Bir mekanik, atonal alışkanlıkları olan bunun olmaması lazım. Hele bizim gibi küçük bir toplumda. Ve bunun için emek harcamak, özellikle Güzel Yurt'un çok çok iyi çalıştığını görüyoruz. Yani ben takip ediyorum gelen geri bildirimlerden yine öyle. Bunu çoğaltmak daha nasıl olabilir diye de düşünmeden edemiyor insan. Evet. Şimdi öncelikli olarak cevaplarsak bu finans nereden geliyor diye. Bizim atalarımız çok 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 iyi insanlar. O kadar iyi insanlar ki adanın 1/3'ünü vakfettiler. Yani şuydu eskiden, örneğin bir ninemiz dedi ki şu benim bir tavuğum var, o tavuğun geliriyle işte o tavuğun diyelim ki yumurtaları işte şu kişilere verilecek. Bu şekilde bizim atalarımız kendi mallarını vakfettiler. Yani kendi kullanımından çıkarıp başkalarının yararına vakfetmektir bu. Mutlaka genlerini de taşıyoruz evet. Atalarımızın. İnşallah ve inşallah biz de o davranışları her zaman sergileriz. O kadar ki adanın 1/3'ü vakfedilmiştir. Ama bu vakfedilen malın gelirlerini toplamak çok önemlidir. İşte İbrahim Hoca buraları aldığı zaman bu gelir yıllık 40.000 TL'lerdeydi. Hmm. Ama şu andaki gelir sene sonu yapılacak yine bütçe değerlendirmesi 50 milyon TL'ye kadar varıyor şu andaki bu gelir. Çok yüksek bir gelir ve bunun daha çok küçük bir kısmıdır ki bize kullanılıyor. Yani işte bununla ilgili olarak engellilerden tutun da okullara geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 milyon TL okullara yardım yapıldı. Yani İhtiyaçlı çocuklara yapıyorsunuz evet, tüm fakir çocukların kıyafetleri alındı. Tüm okullar arandı ada çapında. İlkokul, ortaokul ve lise. Hı hı.
Aynı şekilde kırtasiye eksikleri olanlara alındı. Ayakkabı eksik olanlara ayakkabıları alındı. Sadece kurumu anlatmak için ben bunları anlatıyorum. Yoksa bunlar anlatacak şeyler değil. Sadece kurumla ilgili şeffaf olmamız gerektiği için anlatıyorum. Onun haricinde herhangi bir sivil toplum örgütünden geldiği zaman herhangi bir ihtiyaç için bir şey. Geçtiğimiz günlerdeki maraton dahil olmak üzere mesela Türkistan'ın sponsor olduğu. Her türlü yardıma açık. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan bu yardımlar yapılıyor. Yeter ki ihtiyaç karşılayalım. Hastaneler çok büyük yardımlar yapılıyor. Ben Cengiz Topel Hastanesi'ndeyim. Cengiz Topel Hastanesi'nin şimdi kaldırım projesi var. Kaldırımı yok hastaneye gelirken. Her iki taraflı böyle bir proje var. Onu karşılayacak. Yeni açılan bir diyaliz merkezimiz var. Ona Devegram televizyon alındı, sebilleri alındı, diş merkezi. Bugün ihtiyaçları verdiler bize, o ihtiyaçları götüreceğim ben. Çok güzel, Cengiz Topel Hastanesi'nde büyük gelişmeler oluyor anladığımız kadarıyla. Bir butik hastane ve çok güzel bir hastane. Evet. Şimdi siz konuşmanızın başında dediniz ki ben mesleğimden bu kadar haz almıyorum. Yani bu iyilik gönüllüleri çatısı altında çalışırken. Ve merak ettim. Herhalde almış olduğunuz o geri dönüşümler, o mutluluklar size mutluluk katıyor gibi düşünüyorum. Nasıl bir haz alıyorsunuz? Nereden geliyor o mutluluğun kaynağı? Yani çünkü bir insanın yüzünü tebessümlü bir yüz haline çevirmek en büyük mutluluktur. Çünkü bu insanların gerçekten ihtiyacı var. Yani o çocuk ona bir cüzdan bile verdiğiniz zaman, kalem cüzdanı verdiğiniz zaman bile çok mutlu olur. Bayram için bir kıyafet verdiğiniz zaman çok mutlu olur. Evine konulan erzakla ilgili olarak mutlu olur. O sohbet ettiğimiz teyzeler... Pazarlarda yük taşıyoruz örneğin yaşlı teyzelerin. Ve mutluluk da bulaşıcıdır zaten. Evet, o insanların mutlu olması bizi mutlu ediyor. Yani kaynak onlar aslında. Onların mutlu olması, gülümsemesi, yaşlıların, engelli bireylerin, bunlar için farkındalık yaratmak bizim için, benim için çok büyük mutluluk şahsen kendi adıma. Peki bu iyilik gönüllülerine kimler katılabilir? İyilik gönüllülerine isteyen herkes katılabilir. Bu tamamen gönüllülük üzerine bir projedir. Karşılıksız yapılan bir şeydir bilirsiniz. Herhangi bir karşılık almıyorsunuz. Tabii tabii. Vakıflar İdaresi'nin sitesi var, internet sitesi. Oradan iyilik gönüllüsünü tıkladığımız zaman, üye olduğumuz zaman zaten Vakıflar İdaresi'ndeki ilgili kişiler hangi bölgedeyse, çünkü Maosa bölgesi var, Girne var, Güzel Lefke var, Lefkoşa var. Hangi bölgede ikamet ediyorsanız oraya yönlendiriliyorsunuz ve o gruba alınıyorsunuz ve aktivitelere çağrılıyorsunuz. Ona göre WhatsApp gruplarımız var zaten. Herhangi bir etkinlik olduğunda zaten duyuruyoruz da biz şuraya katılacağız diye. Zaten birçok etkinliğiniz oldu. Yani ben baktığım zaman sayfanıza yani hayvan barınakları, okullarda ihtiyaçlı öğrenciler, sizin de söylediğiniz gibi cezaevindeki mahkumlara yardımlar, çevre temizlikleri saymakla bitmiyor yapmış olduğunuz. Tabii ki sanat, kültür aktiviteleri saymakla bitmiyor. Son olarak demeyeyim de o günlüğü gösterebilir miyim ekranda? Tabii ki. Böyle bir günlük yapmış iyilik gönüllüleri. Bunu da siz açıklayın isterseniz. Okullarda İyilik veriyoruz. Çocuklar için. Evet, çocuklar için. Okullarda veya karşımıza gelen çevremizdeki çocuklara veriyoruz. Burada işte her gün bugün ne iyilik yaptım diye tarihli atıyor. Burada örnekler de var. Örneğin bugün yaşlı teyzenin poşetini taşıdım. Veya bugün anneme işte diyelim ki masayı toplamada yardımcı oldum. Bu şekilde çocuk bunları kaydediyor ve çok da mutlu oluyor çocuklar bunu yaparken. Bunu aşılamak için zaten... Evet. Çocuklardan başlamak gerekiyor öncelikle. Hedef kitlemiz onlar aslında, katmak ve bir model olmak. İnsanoğlu model alır. O yüzden davranışlarımızın iyi olması çok önemlidir. Bakın sahildir, temizlemeye başladık. Arkamızdan bir sürü insan sahil temizliğine başladı. Amaç buydu zaten. Yani düğmeye basmak. Çünkü olmak. İnsanlar zaten, insanoğlu hep iyi davranışlar sergilemeye meyillidir. Yaratılış itibariyle de hep iyi davranmak için niyetlenir. O yüzden örnek olmak çok önemlidir. Bu yüzden işte sahil temizliğinden tutun, insanlara olan yardımlardan tutun. Bunları yaptıkça zaten aynı şekilde diğer insanlarda da olumlu etkilerin ve aynı davranışların sergilendiğini görüyoruz. Çöp toplamak, sahil temizliği bu tarz ya da insanlara yardımlar, ziyaretler çok önemli. Yaşlı bakım evlerini ziyaretler, hastane ziyaretleri.
ki o insanların yeter zaten ki niyetiniz çok olsun. Fazla ziyaret edeni yok diyebiliyoruz. Evet, evet. O yüzden çok mutlu oluyorlar. Bunları davranış ve alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. O yurtlardaki insanları ziyaret etmek çok önemli. Yaşamın kıyısında kalmış o insanlar. O yüzden onlara bir gülümseme, oturup nasılsın demek bile çok önemli bizim için. Harika, çok güzel. Okul anlamında da şöyle bir projemiz var. Önümüzdeki haftalarda inşallah Eğitim Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Bu iyiliği derse koymak en büyük amacımız. İyilikle ilgili okullarda bir ders oluşturmak, bir kol veya hayat bilgisi dersi gibi derslerin içine de koyabiliriz. Çok güzel. İyilik dersini, evet. Çünkü insanoğlu eğitim alır ama eğitim alınca bir meslek sahibi olur. İnsanın yetiştirilmesi gerekir. İnsanın yetiştirilmesinde de en önemli şey iyi bir insan olmasıdır. Çünkü şu anda bizim yaptıklarımızı okullarda yapmak çok önemlidir. Yani iyi insan kimdir? Neler yapar? Hangi davranışları sergiler? Bu olumlu davranışlar nelerdir? Ve bunları mutlaka çocuklarımıza bizim anlatmamız lazım. Eğer iyi bireyler istiyorsak bu toplumda bunları yapmamız gerekiyor. Kesinlikle çocukların zaten hem çevre bilinci hem sizin söylemiş olduğunuz gibi iyilik bilinci için geliştirilmesi çok önemli. Şu an baktığımız zaman zaten yani günümüzde çocuklarımız sürekli telefon başındalar. Evet. Ne yazık ki geçmişte olduğu gibi dışarıya çıkmıyorlar, doğayla temas etmiyorlar. Böyle de bir durum var. Sen bir şey söylemek ister misin Barış? Yani şeyle ilgili bir sıkıntı var orada. Ben izliyorum çocukları. İzledikleri yani çocuk kanalı diye bir sürü seçenekleri var. Uydu kanalları, dijital kanallar. Ve orada pazarlanan belli süper kahramanlar var. Ama süper kahramanların hepsi işte bir kötü özelliğe sahip. İşte elini attığında binayı çekebilir, yıkabilir, sürekli bir şeyler patlar. Hani çok yıkıcı zeka örnekleri yetişiyor bana göre. Yani evet. Şu an bütün dünya, biraz önce de programın başında söylemeye çalıştım, bir anlamda oydu. Hani böyle kol kola girmiş, kötülüğün kazanacağı için böyle bir şey empoze ediliyor yeni kuşak. Hani şanslı mı şanssız mı diye düşündüğümde bu açıdan çok şanssız. Hani sadece fiziksel özelliklerini, sağlığını etkileyen, bağımlılık yaratan noktalardan ziyade kişiliğin dönüşmesi, işte toplumların artık değerlerini, biz çocukken tek kahramanımız babamızdı. Şimdi babadan çok daha güçlü kahramanlar var. Bir çocukla iletişim kurmaya çalışıyorum. Hani bazı uyumsuz davranışları var okulda ya da işte hayvanları tutup kuyruğundan çekebiliyor falan. Hani diyorum ki ne yapalım, ne oynayalım? Sen süper kahraman olsan diyor bana. Özelliklerin olmasını isterdin? Ben de derdim ki elimde bir su olsun. Hani üzerine damlattığım zaman işte hayvanlara eziyet edenler, yani kötülük. Öyle dedi bana, oyun olmuyor dedi bana. Süper kahramanlar öyle değil dedi bana. Şimdi orada ben çok endişelendiren bir durum çıkıyor ortaya. Hani yakmanın, yıkmanın, güçlü olanın, güçsüz olanı ezmesi dediğimiz, yani bu kadar meşru kılınmaya çalışılıyorsa şu andaki dünya sisteminde çok iyi düşünmemiz lazım. 10 yıl, 15 yıl sonraki, yani şu an çocuk olanların hani bunlara maruz kalarak nasıl kişiliklere dönüşeceğini, eşine, çevresine nasıl davranacağını, doğaya nasıl davranacağını, kendinden güçsüz olana ya da hayvanlara diyelim ne gözle bakacağını ben düşünmek bile istemiyorum. Eğer ki bunun gibi projeler olmazsa, hani iyiliğin, iyi bir kişiliğin, biz her şeyi yapıyoruz eğitim sisteminde, matematiğimiz, Türkçemiz, her şey tamam. Ama kişilik ya da karakter eğitimi dediğimiz, bunlar çok kültürün önemli. Ve değerlerin aktarılması, değerler sisteminin aktarılması. Şimdi ben hatırlarım, rahmetli babama göre yüzünde bir günlük sakal varsa adam değilsin, cinsiyetçi bir de bakış açısı. Ayakkabılarım tozluysa ne çıkan sokağa? Ama onlar jilet gibi giyinirdi. Hani o kuşak daha farklıydı. İngiliz'in sömürge döneminin de etkileriyle daha farklı bir mücadele vermişlerdi. Ama şu an bir talan kültüründen bahsediyoruz. Her şeyi yok ediyoruz biz. Ama Nurçin'e nerede katılırım? Toplumun tabanında
iyilik yapmaya ilişkin bir potansiyel var. Evet. İşte haberleri takip edersiniz, mülteciler gelir, hemen dernekler açıklama yapar. İnsanların orada bir şeyler yapmak için yalnız şeyin altında, öyle çok yukarıda, çok yüksek rakamlar kazananların isimlerini hiç görmeyiz. Gene daha küçük işletmeler ya da sosyal yardım maaşı alan bir kadın ne yapayım oğlum der bana. Evet. Senin dedim fırın makarnan güzeldir, yap bir tepsi gel. Baktım 2 saat 3 saat sonra aldı geldi. İşte odur yani yaşa, evet. İnsan olduğunuzu hissetmek. Bakın kimse beni yanlış anlamasın. Günümüz işte teknolojiyle kapitalist sistem ne yapar? İşte X derneğe bir işte bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek için bana şu numaraya şu mesajı gönderirsen 50 lira kesilecek senden. Ben de hiç gidip bir çocuğun başını okşamadan, gidip bir güç durumda olan bir yaşlıya yardımcı olmadan, o duyguyu insanca yaşamadan, biraz psikolojik olarak benim de katkım var bu işe. Tamam bu olsun. Keşke 100 bağışlasanız. Buna çok ihtiyacı var örgütlerin. Özellikle insanlarla çalışan. Zorluklarla ama mücadele etmeyi bilen bir insan zor durumda olanları daha iyi anlıyor sanıyorum. Empati ya. Ben diyorum evet. Çocuklara merhamet etmeyi öğretin. Yani okullarda şiddet çok ciddi bir sorun şu anda. Hani eskiden iterdik birbirimizi gene oynamaya. Şu an gözüne kalem batırıyor. İkinci kattan atmaya. Çünkü hiçbir şekilde önü yani bu şekilde evriliyor zihinleri. Bu çok meşru onlar için. Evet. Bu korkutucu ben öyle görüyorum. Çünkü örneklemler evet. Kötü. Modeller de kötü. Modeller kötü ve tam bir sanki şiddete yönlendirme gibi bir strateji var farkındaysanız. Kötü yani, olan bakın, şey internet oyunları, internet evet. Oyunlarına baktığınız zaman bakın kan revan içinde o oyunlar. Bir kere onları hemen çocukların elinden almak lazım. Kesinlikle. Bir saat, iki saat yok. Bir saat, iki saat yoktur. Çünkü insan bir şeye ya hiç ya hep vardır. Şimdi bakın, 3 sigara olmaz. Evet. Ya heptir ya hiçtir. Çünkü o 3000'dir. O yüzden onları tamamen çekip çıkartmak vardır. Çünkü bu bir bağımlılıktır biliyorsunuz. Sizin uzmanlık alanınız evet. Bu. Bir. İkincisi diziler. Hiç yani örnek alınacak bir şey yok. Zihinsel örnek, olarak da kazandırıcı bir şey yok. O X kahraman uyuşturucu satıyor. İşte bir kız için 40 kişiyi öldürüyor ama o kişi kahraman yüce. İlan ediliyor. Yüce ilan ediliyor. Şimdi adolesan grubu en önemli grup hedef kitle bu çocuklar olup çete kuranlar var bu şekilde. Maalesef. O yüzden bizim örneklerimiz çok önemli yani çocukların maruz kaldıkları şeyler çok önemli. O yüzden bu internetler, dizi filmler, yarışma programları, birbirlerine küfür etmeler yani bunlar hiç çocukların ve gençlerin ve büyüklerin de dahil olmak üzere hiç izlememeleri gereken şeyler. Rekabet kültürünü izlemeyin diyorum artık yani. Aynen. Ben teknoloji diyeti yapın diyorum diye evet. Direkt yani teknoloji diyeti. Televizyonu kapatın diyoruz biz Barış Bey. Evet, 2-3 saat. Sohbet edin diyoruz. Gözüne bakarak çocuğun. Evet. Oyun oynayıp duygusal bağ şimdi kurmazsan, yarın direksiyona geçtiğinde beni evde bekleyen bir sevgi çemberim var diye düşünmeyecek çocuk. Ama derse ki o bağı kurdu. Çünkü senin söylediğin çok önemli benim hani buraya şey olarak... Beslemekle büyütmek aynı şey değil. Yani evet. Fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, bir çocuğun her dediğini yapmak. Şimdi bir de neneler dedeler de bizde ikinci kez çocuk sahibi olmuş gibi. Hani yapma desen de her dediğini yapma. Hani bunun bir kötülük olduğunu düşünüyorum ben çocuklara evet. Yetiştirirken. Bazı aileler bunun bilincinde evet. Ama böyle çocuğun evet. Her istediğini yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Olumlu örnekler de bilinçliler var. Bilinçliler bu konuda. Ben sizin okullara ziyaret ettiğiniz zaman orada gözlemlediklerinizi merak ediyorum. Yani hem olumlu hem olumsuz çocuklarla alakalı. Ve vermiş olduğunuz bu güzel iyilik gönüllülüğü adı altında vermiş olduğunuz desteklerden ne gibi etkiler elde ediyorsunuz? Gözlemleriniz neler? Çocuklar ve aileler her şeye açık zaten iyilik anlamında. Yani böyle bir proje götürdüğünüz zaman bir okula gayet güzel davranıyorlar. Bu Kıbrıs Türkiye ile ayrımını kaldırmak çok önemli. Bunu hala daha sürdüren okullarımız var maalesef. O yüzden yani okullar derken bu, öğretmenler yoksa çocuklar? Öğretmen anlamında ama şimdi biz orada, büyükler aslında. Orada sistemle de ilgili bir sistem sıkıntı ama var. Sistemi çeviren insanlar. Ama bunu bilmesi yüzden, gereklidir evet. İnsanların. Yani tabii. Ben orada bazı insanların teçhit edildiğini görüyorum. Yani bir okuldan çıktığınızda surlar içerisinde Lefkoşa'nın farklı bir okuluna gitmiyor o çocuk. 2 ya da 3 okulla sınırlıdır evet. Seçenekleri. Muhtardan getirdiği belgeye göre
Bu zaten bir ayrımcılık kültürü yaratıyor bana göre. Onların eşit olarak tüm Lefkoşa'nın okullarına dağıtılması gereklidir. Aynen. Nasıl ki Gönyeli'deki de gelebilir buradaki bir ortaokula. Evet. Oradan çıktığında sadece demokrasi ortaokulu alternatifi olmaması lazım evet, bu çocukların. O hakkı sahip olmalı o çocuklar. Orada yani özür dilerim böldüm de seni ama çocuk hak ihlalleri açısından bir tecrit vardır. Hani oradaki çocukların kafasında zaten beslenme, belli hizmetlere ulaşmada eğer vatandaş değilseniz tecritsiniz. Bu ülkede sosyal dışlama yaşarsınız ve bir hak ihlalinden bahsediyoruz. Evet. Ve devlet zaten kendi eliyle hak ihlali yaptı. Dolayısıyla alta doğru geldiğinizde sistem içerisinde insanlar bunu bir potansiyel hak olarak görüyorlar. Yani nefret söyleminde bulunmayı ya da kötü cümleler kurmayı. Ben çocuklardan dinlediğim bazı şeylerde kanım donuyor. Ve ben çok endişeleniyorum. Hani okulda bir şiddet olayı yaşanırsa ben şimdiden söylüyorum. Çocuklar haklıdır kesinlikle. Bakın sormadan diğer tarafa. Haklıdır diyorum. Çünkü bunun zeminini hazırlıyor. Bize geldiğinde sorunlarını anlatırken gün içerisinde bana böyle böyle herkesin önünde rencide edemezsiniz bir adolesan ya da ergen dediğimiz kişiyi. Evet. Yanlışı bile olsa küfredemezsiniz, aşağılayamazsınız. Hangi milletten olursa olsun. Evet. Çünkü bu size bilenecek demektir. Onun kafasına zehirli tohumlar atacaksınız. Kendinize benzeteceksiniz. Evet. Çirkinleştireceksiniz yani o genç insanı demektir. Bu kabul edilemez bir durumdur çocuklar açısından bence. Yani bizim bunu yıkmış olmamız gerekiyor. Erişkinlerin. Biz erişkinler çok önemliyiz bu konuda. Bunları halletmiş olmamız gerekiyor ama biz daha halledemedik bunu. Yani gözlemlediğimiz o. O yüzden bunları halletmek gerekiyor. Çünkü bir insan insandır. Hangi topluluktan geliyor olursa olsun, ister camide ibadet etsin, ister kilisede ibadet etsin, ister beyaz renkli olsun veya siyah renkli olsun, ister Azerbaycan'dan gelsin, Türkiye'den gelsin veya Arabistan'dan gelsin veya Fransa'dan fark etmez. Hepsi insandır. Evet. O çocuk veya erişkin fark etmez ve hepsi iyi davranışlarla karşılanmayı hak eder. Yani önce o insanları bir yapmak lazım. Yani ayrıştırmamak lazım, ötekileştirmemek lazım. Bunlar büyük sıkıntılar, bunları halletmiş olmamız lazım. Bunları aşarsak insanlara yardım edeceğiz gerçekten. Yani bu çok önemli bizim için. Okullar her türlü projeye açık. Liseler açık. Lefkoşa'da bir okulumuz var, Şehit Hüseyin Uslu. Onlar mesela barınağa gidiyorlar. Onun haricinde bizim okullarımız var. Yani biz bir şey dediğimiz zaman zaten hemen geliyor çocuklar bizimle. Bizim grubumuz, Güzel Lefke grubunun büyük bir kısmı üniversite öğrencileri. Lefke ve ODTÜ öğrencileri büyük bir kısmı. İyilik gönüllülerin büyük bir kısmı. Evet, iyilik gönüllüleri. Her türlü aktiviteye de katılıyorlar, katılmak istiyorlar. Ne güzel. Her şekilde fayda böyle vermeye çalışıyoruz. Böyle duyarlı gençlerimizin de olması çok sevindirici, çok güzel haber. Şimdi ailelere de teşekkür etmek lazım ki o bakış açısıyla hani güzel bir insan yetiştirmeye çalışıyorlar o noktada baktığında. Her aile o kadar duyarlı olmuyor. Bir de şunu da fark ediyorum. Biz duymadık. Acaba diyorum biz mi eksik bırakıyoruz? Yani daha nasıl anlatabiliriz? Hani bunun duyurusu nasıl yapılabilir? Evet. Yani her gün basında ben iyilik gönüllüleriyle alakalı hemen hemen her gün duyuyorum. Aslında. Nasıl? Sayfalarımızda paylaşıyoruz. Elbette sosyal medyayı herkes takip ediyor. Yani oradan görebilirsiniz ama sadece oradan beğeni yapmak yerine. Ya o merhamet etmek çok önemlidir. O vicdan duygusu, İnsanı, ahlaki gelişim. Bir de algıyla alakalı bir şey bence Barış. Yani insanın algısı eğer orada değilse görmeyebilir o haberi diye düşünüyorum. Bu kişiyle de alakalı biraz. Bir şey çoğaltmamız gerek. Evet, bunun çoğalması lazım. Çünkü birçok insan şu davranışta yaşar. Yani sabah kalkar kahvaltısını yapar. Ne yapayım? İşte işe gideyim geleyim. Sonra işte komşuyla kahve içeyim geleyim. Bakın bütün gün kendimle. Ama başkası için peki? Komşunun bir sıkıntısı var mı? Yani neden biz yük olalım? Yük alalım. Biz her yerde yük alalım ama. Yani belki komşunun bir sıkıntısı var. Zaten artık gittin, komşuluk kültürü de kalkmak üzere, yok olmak üzere. Şimdi eskiden Türkiye'de öyleydi. Şu an burada da öyle olmak üzere. Bu nüfus artışından kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Sosyal bağları zayıflayan toplumlar, yani bütün dünya değişiyor. Her toplumun aslında. Kırsal bir kesim, daha Ayşe teyzeyi herkes bilir, bir tas çorbasını götürür, bir geçer, bir ihtiyacın var mı der köy yerinde. Ama şehre geldiğinde 11 katlı dairede
Ayşe teyze kokmaya başlayınca hayatını kaybettikten sonra biri bir yerleri arar. Ne yapar? Birbirinden korkmaya başlar. Sosyal bağları zayıflayınca kamera sistemi çelik kapı taktırır. Kendi çocuğunu içeride sıcacık güvende tutar. Ama sokaktaki zor durumda olan diğer çocukları, diğerlerini fark etmez. Çok bencilce bir birey gelişir aslında. Baktığınızda düşünmez ki çocuğumu çelik kapının dışına çıktığında onu da eğer kendimle eşit tutmazsam, belli imkanları sağlamazsam zaten benim çocuğuma zarar veren ya bir madde satacaktır ya başka bir şey. O yüzden herkesin birbirine el vererek bir arada yukarıya kalkması, hani bizimle aynı toplumda yaşayacak ya o 70-75 yıl işte ne kadarsa ömrü aynı akvaryumda yaşayacağız. Bencilce bile düşünsek biraz önce verdiğim örnekten kendimizi düşündüğümüz zaman bile onu korumak için çok fazla neden çıkarırız ortaya. Ki biz insanca düşünmenin daha ön planda olduğunu öne çıkarmak evet. daha önemli. Peki nereden kaynaklanıyor sizce? Gitgide insanın bencilleşmesi ülkemizde de aynı sorun geçerli. Yani bu ekonomik sorunlardan mı? Gitgide yaşadığımız büyük her gün büyük sorunlar yaşıyoruz. Bunlardan mı kaynaklanıyor? Bencilleşiyoruz yani Barış'ın da söylediği gibi. Çünkü sistem de ona çeviriyor şimdi insanları. Baktığınız zaman mesela dizilere hiç örnek alacağınız bir şey yok. Yani örnek alacağımız bir şey var mı? Evet, az önce vermiş olduğumuz örnekler. Trajedik olaylar, trajedik filmler, çocuklar, trajedik oyunlar. Yani hiç iyi bir şey yok. O yüzden iyi örnek olması lazım. Çünkü insanoğlu yaratılış gereği örnek alır. Model alır ama söylenilen değil, yapılan davranışları örnek alır. O yüzden bizim hep iyi örnekleri ekiyor ve yapıyor olmamız lazım yani. İyi ekonominin örnek. Tabii, de tabii. Etkisi var mı acaba? Bir ülkenin ona göre dizayn olması lazım. Tabii ki ekonomi de önemli ama şimdi param yoksa kötü davranacağım diye bir şey yok değil mi? Yani o da sıkıntı yaratabilir ama zengin ya da fakir biz cepsiz ve dikişsiz yaşama deriz buna. Yani cepsiz ve dikişsiz yaşar insan yani herkese yardım etmeye çalışır kendinde. Olduğu kadarını paylaşmaya çalışır. Ama sende bir fazladır o kalem cüzdanındaki bir kalemi de sen karşı komşuna verebilirsin yani. Evet, evet. Şimdi bu Suriye'deki savaş için evet. bir kampanya başlattık. Vakıflar İdaresi olarak her bölgede toplamaya başladık biz. Suriye'deki çocuklara hem kıyafet anlamında hem de eğitim malzemeleri anlamında. Yani şunu bile yapabiliyorsa anne al. Bak bu kalemi de gönderelim oradaki kardeşe. Evet. Yani oğlum benim dün akşam bunu dedi. Bunu da oraya gönderelim anne. Bak şu iki kalemi kullan. Önemli olan bu işte. Paylaşmayı öğrenmek. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Biz bu davranışları çocuklarımıza geçirdiğimiz anda kazanacağız. Yoksa değiliz burada. Önemli olan o davranışı hayatına koyabilmek. Hı hı. Bu yüzden hedef kitle çocuklar zaten ki kazanalım. Ama büyüklerimiz de zaten model alıyorlar yani. Mesela bir mavi kapaklarımız var. Şimdi topluyoruz. Tüm Kıbrıs çapında toplamaya başladık onları. Bayağı bir de topladık yani. Derneklere götürüyoruz. Evet. Geri dönüşme gidiyor o kapaklar. Ve o kapaklar kilosu 2 TL'den satılıyor firmalara. Ve geri dönüşüm için kullanılıyor. Onların karşılığında alınan işte o paralarla dernekler alıyor. İşte Engelliler Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'miz var. O paralarla da tekelli ortopedik özürlerimiz için sandalye alınıyor. Hı hı. Ama biz de ihtiyaç duyduğumuzda örneğin birinin ayağı kırıldığı zaman da yine bu derneklerden istiyoruz. Onlara da veriyorlar. Hı hı. Böyle bir şeyimiz de var yani. Evet. Bu şekilde ama yürüyor çark yani. Yani biz birbirimizi düşündüğümüz sürece var olabiliyoruz ancak. Kesinlikle. Ve ihtiyaç görebiliyoruz. İhtiyaç görüyoruz sonra bizim ihtiyacımız zaten gideriliyor. Kesinlikle. Devam edeceğiz. Sağlığa da değineceğiz. Kıbrıs'taki eksiklikler neler, hastanelerimizdeki eksiklikler neler, onlara da değineceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Televizyonunu yeni açanlar varsa tekrarlıyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Nurçin İncirli bizlerle beraber. Ayrıyeten Güzel Yurt Lefke İyilik Gönüllüleri sorumlusu kendisi. Nurçin Hanım, şimdi İyilik gönüllülerinden bahsettik. Tabii ki bahsetmekle bitmez. Konular çok detaylı. Birçok iyilik projeleriniz var. Bir de
Çocuklara değinmek istiyorum. Şimdi önümüz kış, hatta yağmurların yağmasıyla artık kış geldi sayılır. Evet. Ve okullarda çocukların sağlığıyla alakalı gribal enfeksiyonlar, salgın hastalıklar, neler yapmak gerekiyor? Çünkü çocuklardan birbirlerine bulaşıyor hastalıklar ister istemez. Aileler bu konuda nasıl önlem alabilir? Okul sorumluları nasıl önlem alabilir? Bunlarla alakalı bize söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki temizlik kuralları en önemlisidir. Kapalı alanlarda özellikle bu salya, sekresyonlar falan olduğu zaman onlarla bulaş ve havadan hapşırmayla mümkündür. O yüzden bu tarz kapalı alanların havalandırılması çok önemlidir. Temizlik çok önemli ama o kimyasalları da kendimize zarar vermeden kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz fazla kimyasal da o da bize zarar veriyor aynı şekilde. Tabii. İyi bir havalandırma çok önemli dediğimiz gibi. İyi beslemek çok önemli. Besleme en önemli şeydir. Çünkü tabii ki geliştirmek güçlendirmek için. Bu yüzden de temel alınması gereken gıdaları almak çok önemlidir. Bu şuna benzer, ben savunma sistemimi hep güçlü tutmam gerekiyor. Yani bir ülkedeki orduyu düşünün. Ordu ne kadar güçlüyse değil mi? İşgal altına girmez. Yani o zaman savaşı da o kadar iyi olur diğer ülkelerle. Bu da aynen bizim vücudumuzda da böyledir. Benim savunma sistemim ne kadar güçlüyse o mikrobu da o kadar kolay alt eder. O yüzden uygun besinleri tüketmek çok önemlidir. Sabah mutlaka çocuğun kahvaltı yapması, mısır gevreği değil, bizim kendi kahvaltılarımızı yapmamız. Yani yumurtamızdır, işte kızarmış ekmektir, işte sütümüz, zeytin, yeşillikler tüketilebilir. Mutlaka okula gitmeden bunları tüketmek gerekir. Bazı çocuklarımız sabah erken saatte çıkıyor. Ama onun yerine bunu yiyemese bile okulda birinci arada yer, işte sandviçi kondur ya da o arada okulda atıştırır. Mutlaka en azından bir ballı çay veya ballı süt tüketilebilir. Aç karnına çıkılmaz dışarıya. Evet. Onun haricinde etimizdir, sebzemizdir, bunların tüketilmesi çok önemlidir. Bu fast food dediğimiz hızlı üretilen ve tüketilen yiyecekler maalesef bizim sağlığımıza uygun değildir. Asitli içecekler, bu endüstriyel meyve suları, bunlar bizim sağlığımıza uygun olmayan yiyecek ve içeceklerdir. Kolaya da kaçılıyor. Ambalajlı gıdalar tercih ediliyor. Çoğu zaman işte sizin de söylediğiniz gibi mısır gevrekleri tercih edilmesin kahvaltılarda. Ambalajlı gıdaların da zararı olduğunu biliyoruz çocuklara. Çünkü raf ömrü diye içine konulan katkı maddeleri, yani onun ömrünü uzatmak için konulan şeyler bize zarar veren ürünler uzun dönemde. O yüzden bizim canlı besinler yememiz çok önemlidir. Çünkü biz bir canlı bireyiz. O yüzden canlı besinler tüketmemiz çok önemlidir. Bu dönemde ne vardır peki? Yani gribal bir infeksiyonda işte ballı çaydır, zencefilli ballı içeceklerdir, kemik suyuna çorbadır, tarhana çorbamız var bizim çok güzel. İlk anlamda bu tedbirleri almak çok önemlidir. Yani burnu akar diye bir çocuğu hop hemen hastaneye götüreyim. Bu daha da tehlikelidir. Ve bir de antibiyotik tedavisi çok veriliyor mesela. Ben şaşırıyorum. Yani çocuğun burnu aktı hemen antibiyotik. Evet. Antibiyotiğin zararlı olduğunu da biliyoruz. Tabii ki yani bunu ispatlamak gerekiyor. Buna bir doktorun karar vermesi gerekiyor. Bu bizim tek başımıza alacağımız bir kararla ateşi çıktı. Hemen antibiyotik. Antibiyotik bir ateş düşürücü ve ağrı kesici değildir. Mevcut bir bakteri üzerine etkilidir. O da ispatlanmışsa işe yarar. Örneğin bir gripseniz, virüsse bu işe yaramaz antibiyotik. Evet. O yüzden buna karar verecek olan da doktorunuzdur. O yüzden böyle bir aşamada ateş ilk çıktığı anda ilk 48-72 saat biz ailelere diyoruz ki önce siz evde hemen başlayın. Kemik suyuna çorbamız, sıcak bir duş alalım mutlaka. Burunda sekresyonlarımız varsa burnumuzu temizleyelim. Çocuk şampuanlarımız çok güzel dezenfektandır burun temizliği için. Kulak burun boğazcı arkadaşlarımız hep onu önerir. Çocuk şampuanları. Evet, çocuk şampuanlarımız. Hem göz yakmaz hem de çok iyi. Bu sinüs ve nazal bölümü temizler. Yıkarken yani çocuk şampuanı kullansınlar. İlk 2-3 gün yani ilk 48-72 saat bu şekilde beslenme ve hijyen kurallarına uyarak bir tedavi uygulayabiliriz kendimiz evde. Ama sizin ek bir hastalığınız vardır. Şeker gibi, tansiyon gibi ya da çocuğun ek bir sistemik hastalığı vardır. Tabii ki ateş çıktığında doktorunuza başvurun ama sağlıklı bir birey için erişkin veya çocuk evde ilk aşamada önlemler alınabilir. Evet. Yani önlem beslenmeyle ve bu temizlik kurallarını uygulamayla alınması lazım. İlaçlarla değil.
İşte getirdik ilerlemesin diye. Yok. Bu şekilde olmaması lazım. Çünkü hastane daha mikroplu bir ortam. Orada zaten poliklinik dış kapıda bekleyene kadar daha çok hasta oluyor çocuk. Yani ta bana muayeneye gelene kadar o çocuk orada beklediği süreyle. Hastanelerimiz kalabalık biliyorsunuz. Evet. Orada o bekleme sürecinde o koridorlarda insanlar daha çok hasta olabiliyor. O yüzden evde ilk aşamada kendimiz önlemler almamız. Eskiden biz nasıldık hatırlıyor musunuz? Yani bir sıcak çorba yapılırdı, yorganın altına koyarlardı bizi, sabaha terlerdik, hiçbir şeyimiz kalmazdı. Tabii aynen. O zaman klimalar yoktu evet. Zaten. Evet. Aynı şekilde davranmamız çok önemli. Hı hı. Yani bu şekilde biz hastalıkların önlemlerini alabiliriz. İyi beslenen bir birey hastalıkları hafif atlatır. Hastalık olacak tabii. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için hastalıklar önemlidir. Hı hı. Ama önemli olan bunları antibiyotiksiz atlatmak. Şimdi diyelim ki gribal bir enfeksiyona yakalandık. Biz bunu ilaçsız atlatırsak aşılanmış gibi oluyoruz. O zaman bu yıl grip geçirmiyoruz. Bağışıklık sistemini tabii güçlendiriyoruz ki. Öyle evet. Olduğu zaman. O zaman o mikroba karşı bizim vücudumuz savunmayı oluşturur. Ama bunu benim ilaçsız halletmem gerekiyor. İlaç aldığım zaman ne oluyor peki? Diyelim ki antibiyotik aldım boş yere. O zaman 2 hafta sonra yine çıkıyor o grip. 1 ay sonra yine çıkıyor o grip. O yüzden bunu benim vücudumun başarması lazım. Benim vücudum da bunu nasıl başaracak? Benim ona destekleyici tedaviler uygulamam lazım. Yani çorbamı eksik etmeyeceğim, narenciyemiz var. Narencilerimizi tüketeceğiz, sıcak duşumuzu alacağız. Yani bu önlemlerle biz hastalıkların önüne geçebiliriz. Evet, mevsiminde oluşan sebze ve meyveleri de tüketmek evet, çok önemli sanıyorum. Ki. Çünkü zaten artık biliyoruz her mevsim her meyve sebze bulabiliyoruz. Evet. Ne yazık ki hormonlu gıdalardan dolayı, GDO'lu gıdalardan dolayı. Evet, bunlara dikkat etmesi gerekiyor ailelerin. Bir de aileler bunu yaptılar diyelim, çocuklarını okula gönderdiler veya işte okul öncesi eğitimler var, kreşler var. Orada da dikkat edilmesi gereken artık oradaki kreş sorumlularına veya işte okul sorumlularına kalıyor o sorumluluk. Hangi durumda gider çocuk, hangi durumda gitmez? Bunu belirtelim. Şimdi bir çocuk hapşuruyorsa, burnu akıyorsa, bu tarz bulaştırıcı göstergeleri varsa okula göndermemek lazım. Evet. Yani 48 saat anne yanında. En güzel bakan annemizdir. Anne izin alır bunun için. Alması çok önemlidir. Buna hem özel sektörün hem de kamunun çok dikkat etmesi gerekir. Bir çocuğa en iyi bakan annemizdir. Ve bizim birinci görevimiz de çocuklarımıza bakmaktır. Peki öyle bir birinci şey birinci görevimiz çalışmak değildir. Ülkemizde var mı öyle bir bunu şey? Yani çocuğum hasta oldu. Biz her türlü izni vermeye çalışıyoruz. Bu önemlidir. Çünkü yüksek ateşi olan, burnu akan, hapşuran, ıksıran bir çocuk evde bakılması gerekir. O birey okula gitmez. Ama hafif ateşi vardı. Ben bugün böyle gönderdim oğlum. Hafif ateşi vardı. Gece işte çorbasını yaptık bilmem ne falan bu şekilde gönderdik. Ama burnu aksma, hapşırma falan bu tarz belirtiler olduğunda tabii ki evde bakılması gerekir. Hı hı. Ama onun haricinde çocuk okula gönderilebilir. İlacı başlanmıştır, o şekilde de gönderilebilir. Bunu da çok su istemeli yer vermemek lazım. Çünkü çocuklar bunu güzel de kullanabiliyor. Anne bak hastayım ben, gitmek de istemeyince. Tabii ki kiminle kalmak ister çocuk? Annesiyle babasıyla kalmak ister. O yüzden onu da kullanabilir. Buna da dikkat etmek gerekir mutlaka. Evet, Cengiz Topel Hastanesi'nden bahsetmiştiniz ilk bölümümüzde. Oraya yeni cihazlar alındığından bahsetmiştiniz. Şimdi birinci basamak hastanelerimiz var, ikinci basamak hastanelerimiz evet. Var. Birinci basamak hastanesi sadece... Sağlık merkezleridir. Mesela evet. Güzelur Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi gibi yaklaşık 15 tane sağlık merkezimiz var bizim adada. Hı hı. Yani ilk aşamada sizin gidip bakıldığımız yer ama yatılı olmayan yer. Ameliyat yapılmayan yerlerdir sağlık merkezleri. Hı hı. İkinci basamak yerlerde bizim gibi yatılı olan ve ameliyatta yapılan. Üçüncü basamak hastane özelliğine sahip tek hastanemiz var. Lefkoşa Devlet Hastanesi. Onu diğer hastanelerden ayıran ne? Aynı zamanda eğitim vermesi. Evet. Doktor eğitiminde veriliyor. Basamaklar olması. Bu şekilde evet. Ayrılıyor. Şimdi daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik Barış sen de hatırlıyorsan. İskele bölgesindeydi evet. Değil mi? Bir hastane gerekliliğiyle alakalı. Yani orada hasta olan bir insan... çok daha korkunç bir durumu var. Ulaşım açısından geçtiğimiz haftalarda sevgili Münir Rahvancıoğlu da ücretsiz sağlık hizmeti almaktan bahsediyor. Evet. Son yaşanan bir iki arka arkaya olan trafik kazasında özellikle bir tanesinden hani belki de yaşayabilirdi, yaşayamazdı ama
Hani neden orada... Yani kalp krizi orada, de olabilir. Evet, yani çok kalp krizi de geçirebilirim. Çok acil bir hastalık da olabilir. Oraya ulaşıp oradan birisini alıp tam Mausa'ya kadar getirmesi en az bir saattir. Ne kadar hızlı bir aracınız ya da altyapınız olsa bile. Yani oradaki insanların hani bu bir sağlık hakkı, temel bir haktır. Olması gerek diye düşünüyorum. Evet, tabii ki. Orada sadece poliklinik var galiba bildiğim kadarıyla yoksa... İskele'de sağlık merkezi var diye biliyorum. Sadece ama yani hastane, bir hastanenin olması gerekti. Tamam, İskele'ye Mausa çok yakındır ama Karpaz bölgesinin kullanabileceği, yani Yeni Erenköy merkezde olabilir, evet, ya da oralarda hani artık ihtiyaçtır. Evet. Hani hep Karpaz'a tabii ki sözler verilir ama ben şeye de değinmek istiyorum. Mesela ben kendi bir yakınımla ilgili de yaşadım. Tabii ki öyle bir şey yapmadım asla. Zaten şiddet karşıtı bir insanım ama şimdi sağlık sistemi sağlık personeliyle vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Evet. Ve şiddet dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Evet. Çünkü beklenti düzeyi işte çok yüksek. Akşam ambulansla gitti, birisi kalp krizi geçirdi. Nöbetçi doktor Lefkoşa'dan gelecek gece 2. Ben en erken 40 dakikada gelebilirim Girne'ye. Gerçekten yani uçmanız lazım. Yani o yarım saat içerisinde orada oldu. Ben dedi 180 ile geldim. Neden? Çok zor yetişiyoruz zaten. Doktorlar hepsi tane inandır ülkemizde. Çok iyi korumamızda. Neden 180 ile gelsin bir doktor Lefkoşa'dan Girne'ye? Yani nasıl bir sistem vardır? 10 koldur dersiniz, evet, mesela. Evet. Hani bu herkes için tutulur tarafı yoktur. Yani ne sağlık personeli, ne sağlık hizmetinden yararlanacak vatandaş, ne onun yakınları tarafından. Ve ben görürüm, gelmedi mi doktor der oradan yakını. Ve adam ölebilir. Orada ilk vereceği tepki karşısında kim var? Sağlık personeli. Tabii ki. Ve sistem karşı karşıya getiriyor. Bence eğitimciyle vatandaşı da karşı karşıya getiriyor. Hani meslek grupları artık bana göre itibarsızlaştırılmaya başlandı, evet, toplum tarafından. Yani sanki bütün doktorlar kötü, hepsi para göz, tüm avukatlar böyle, işte tüm öğretmenler zaten kötü. Hani bu başka bir sosyal kanser türüdür diye düşünürüm toplum için. Hani onu da yaparsak, evet, hiçbir güven duygumuz kalmayacak. Ne birbirimize, ne devletin kurumlarına, ne sisteme karşı. Bunun için ne yapabiliriz? Bana göre sendikalarında her alanda daha diyalog ve uzlaşmacı olması lazım. Yani bizde sadece etkiye tepki, yani o sosyal diyalog, çalışma barışı ya da uzlaşı dediğimiz kültürü yaklaşık 10 yıldır hiç konuşmayarak, iletişimi koparıp hani açıklamaya karşı açıklamayla yürütüyoruz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bu çok korkunçtur bir toplumun sağlığı için bence. Ruh sağlığı için de kötüdür, evet, yani. Şimdi ben sağlık sektöründeyim. Kendi alanımla, evet, ilgili konuşursam. Şimdi biz hastanelerimize baktığımız zaman 4 temel hastanemiz var. Lefkoşa Devlet Hastanesi, Mausa, Girnak Çiçek ve Cengiz Topal Hastanesi var. Sağlık merkezlerimiz var, 15 tane. Şimdi hastanelerimizde çok ciddi yapı problemi var. Bir. İkincisi, çok ciddi doktor ve hemşire eksikliği, sıkıntımız var. Alet edevatla ilgili sıkıntılarımız var. Biz hep bağışlarla götürmeye çalışıyoruz. Ambulanslarla ilgili de eksiklik olduğunu, evet, zaten şimdi bu kadar sıkıntının basında içinde sağlık personelinin çalışabiliyor ya da çalışması tam bir cambazlıktır. Yani imkansızlıklar içinde çalışan bir grup desek yeridir. Örneğin Cengiz Topal Hastanesi'nde biz 11, evet, tane hekimiz tam zamanlı çalışan ama mesela ben şu anda tek çocuk hekimiyim. Evet. Şimdi mesela vaka geldiği zaman hem çocuk acile hem çocuk işte polikliniğine sezeryan çıkarsa sezeryana bakmam gerekiyor. Onun haricinde emekli olmuş hekim arkadaşlarımızdan hizmet alınıyor şu anda. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani sağlık olağanüstü olan bir bölümdür. Bu asla ihmale gelmez. Açılan binalar vardır. Devlet hastanelerimiz vardır. Eğer bunları personel yönünden, malzeme yönünden eksik tutarsak o zaman hayat kaybettiren yerler olur olası. Tabii. Yaşadıklarımız da budur yani şu anda. O yüzden bu yerlerdeki doktor, hemşire ve malzeme eksikliklerinin mutlaka giderilmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey var, sağlık merkezlerini de 24 saatli işte hizmet veren kurumlar haline getirmek.
Son 2 yıldır böyle bir proje var, bir önceki hükümetten itibaren. Ama şimdi bakın, siz bir yeri işlevsel hale getirirsiniz 24 saat ama bunun içine doktoru da koymanız gerekir, hemşiresini de koymanız gerekir, ambulans 24 şoför, saat temizliğinde olması gerekir, ambulansının da olması gerekir. Eğer bunlar olmazsa biz hiçbir şey yaramıyoruz. Ben ona sağlık ocağı derim yani. Ben bir şey yaramam, benim çantamın yanında olması lazım, ambulansımın yanında olması lazım. Yani biz bir ekibiz. Nasıl ki 5 parmak ve 5'inin de işlevi var. Aynı şekilde. Yani bu 1 parmakla dönecek bir iş değil. İşte bunu sağlamamız gerekiyor. Ama doğaüstü bir şey beklerler. Mesela sağlık personelinden. Ben Barış Ruhsinir'e bakarım, diğer birimlere bakarım. Yani bir kişinin o kadar vaka görmesi, hani dünyanın başka bir yerinde yoktur. Yani, hastane polisinin olması lazım mesela. Kamera... Barış Ruh'da, Yenilak Çiçek'te mesela bizde polisimiz yok. Şimdi şöyle bir gece örnek bir başımıza kalıyoruz mesela o nöbetlerde, yani çok ciddi. Yani ben şeyi bilirim ki kendine zarar verme düşüncesi taşıyan bireyler var yani, yani kömür üstündeyiz ama aralarında başkasına zarar verme potansiyeli taşıyan da var. Kişilik bozuklukları var. Bizim bölgemizde biliyorsunuz uyuşturucu kullanımı. Biliyorum, çok yaygın. Kesinlikle bir şey yapılması gerektiğine inanıyorum. Gece geliyorlar mesela, Xanax ya da bu tarz ilaçları yazdırmak için geliyorlar mesela. Güzelur Sağlık Merkezi'nde bu problemi çok ciddi yaşamaya başladık. Eczacı arkadaşlar da sıkıntı yaşıyormuş. Evet. Hani onlardan da bilgi geliyor. Hani ben istemiyorum. O yüzden güvenlik önemli bu tarz yerleri. Yani ben şu binayı açtım. Çünkü olay nedir bilir misiniz? Olay şudur. Oy endişesiyle açılan bir bina ancak bu kadar hizmet eder. Evet. Ve şu anda oy endişesiyle açılan ve sürdürülen binaların hizmetlerini görüyorsunuz. Tamam mı? Yani çünkü siz bunu hizmet için açmadınız. Siz halkın hizmetini, gerçek sağlık hizmetini 7/24 vermeyi planlasaydınız zaten o binaları açmazdınız. Daha büyük bir şey yapardınız. Oy endişesiyle açılan bina aha da bu kadar, anca bu kadar hizmet ver. Üzgünüm. Maalesef. Bir şey söyleyeyim. Yani gerçek bu. Birçok alanda bu böyle. Gerçek bu yani. Bölüyorum ama aklıma gelmişken bir şey sormak istiyorum. Acile gitmem gerekti bir ara. Gittim. Acilde o yattığımız şeyin adı ne? Sedye. Sedyenin üzerinde herhangi bir kılıf olmadığını gördüm. Evet. Ben oraya iyileşmek için gidiyorum zaten. Evet. Benden önce giden hastanın ne hastalığı olduğunu ben nereden bilebilirim? Evet. Belki bulaşıcı bir hastalığı vardı. Evet. Üzerinde hiçbir şey yok. Hı hı. Ve ben ağzımı açıp bir şey söylediğim anda zaten oradan kovulmaktan beter ediliyorum. Hı hı. Yani bu nasıl bir bakış açısıdır, onu da anlamış değilim. Bir de böyle bir durum söz konusu, tamam çok yoğunlar, evet yetiştiremiyorlar ama çok mu zor oraya bir kılıf takıp da o kılıfı bir hasta gelmeden önce hemen değiştirmek? Çok zor olmaması gerekiyor. Şimdi böyle hiçbir bir şey. Şekilde bir insana kötü davranış sergilemek asla mazeret değildir, ne eksik olursa olsun. Ama acillerde görüyoruz bunu gerçekten. Acillerin de çok büyük sıkıntılar vardır ama bu mazeret değildir kesinlikle. Tabii ki. Yani anlayış da göstermeye çalışıyoruz. Ekipmanlar da çok önemlidir. Yani Lefkoşa Acil Servis tam yani çok üst düzeyde bir performans göstermeye çalışır. 2-3 tane hekimiyle 7-24 günlük yani vaka sayıları kışın 750'lere kadar falan çıkıyor. Bunların yine periferler daha iyi ama Girnak Çiçek, Magosa, Lefkoşa bunlar en büyük merkezler. O yüzden bunların acil servislerinin 7-24 en azından 4-5 hekimle ve tam donanımlı çalışması gerekiyor. Yani şu ama biz şu endişeyi yaşıyoruz yani. Şimdi ben nöbet girdim de tamam şuraya ben şimdi şuraya ne sereceğim? Ben bu endişeyi yaşamamam lazım. Şimdi malzeme yoksa seremez zaten. Doktor ve hemşire bunun endişesiyle nöbet tutuyor şu anda. Şimdi biz buraya ne sereceğiz? Dil basacağı yok. Biz bugün ne kullanacağız? Aha. Şimdi ben bu endişeyle hekimlik yapabilir miyim? Ya da hemşire arkadaşım stres hemşire yapabilir miyim? Stres altında yaparsınız evet. Zaten. Evet. Yapamaz. Sizin gibi bir vatandaşla geldiğinde mahcup olur size karşı. Ne yapar? Sinirlenir. Bilmem ne olur. Aslında size değildir. Evet. Sistemedir. Evet. Ama bu size yansır. Anladınız mı olay ne? Halbuki ben hekimim, kendi işimi yapmam gerekiyor benim. Yani hastayı muayene edip reçetemi yazmam gerekiyor. Ama ben abeslanın peşine düşüyorum, yattığı kılıfın peşine düşüyorum, stetoskop yok orada onun peşine düşüyorum. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Eğitim çok da 2019. Aynı. Yıl 2019. Tuvalet kağıdı evet. Yok okulda listeye yazar aileye bana bir koli da şey getirir işte yeni bu el sabunu getir. Evet. Hani tamam o zaman i̇şte da gidip eğitim ücretsizdir yapıyorlar diye alır koyar Facebook'a.
Millet altına yorum yapar, sanki o okul müdürü kendi evine götürmek üzere istedi yani ona. Yoktur diyor yani, sıkıntı var sistemde. Bununla ilgili durumu çözmediğimiz sürece çok duyarlı, çok güzel yürekleri, işini seven, emek veren insanları da çok çabuk tüketiyoruz. Birçok meslek alanında 10-15. Yıldan sonra olması gereken mesleki tükenmişliği biz de 2-3 yıl içerisinde görüyoruz. Evet. Öğretmenden hemşiresine, doktoruna kadar. Evet. Yani birkaç yıl içerisinde zaten bir şey olmayacak gibi o çarkın içerisine girince önce bir paniğe kapılır, vicdan yapar. En sonunda insanın bir şey tarafıdır. Bana ne, ben mi bütün gemiyi süreceğim diye bir noktaya da getirebiliyorlar insanları. Kırabiliyorlar, üzebiliyorlar ve insanlar kendi kabuğuna çekiliyor mecburen birçok yerde sistem içerisinde. Evet. O yüzden belki iyiliği çoğaltmalıyız. O kesinlikle. İş yerindeki empatik algının da yükselmesi, gelen hastayla empati kurması, o hastanın da çalışanla. Hani o zaman daha sağlıklı iletişim kurabilen, işte birbirine agresifleşmeyen. Dün ne oldu? Ters yöne girdim. Ben ilk daha gittiğim bir yer, okuldan çıktım. Aman dedim, biri yakalamadan tam çıkayım. Meğer o saatlerde tek yönmüş. Ben de bekliyorum orada hani geçecekler diye. Bir kadın indi arabadan ve çok kötü bağırarak bana doğru, yani tek gündür, özür dilerim dedim buradan şey. Ben özür dileyince o da alttan aldı. Ama belli ki ben de farkında olmadan nedir dediğin deseydim camı çerçeveye indirecekti gibi baktı yani bana. Evet. İşte buna ihtiyacımız yok toplum olarak. Evet. Ben de yapabilirim. Bunu yapmamam, özellikle trafikte bu dalgınlığı asla yapmamamız lazım. Evet. Ama hani o hoşgörüyü yitirdiğimizde, hani işte Kıbrıslı ne der? Asapların bozuktur. Ama o senin bozuktur. Bana yansıttığın zaman bir sorun vardır. Senin sosyopat, yani başka tanılara doğru gideriz. Eğer başkalarını ve benim hayatımı zorlaştırıyorsa öfke kontrolünü sağlamam, bir uzmana gidip destek almak zorundayım. Ama işte ben kıskanç bir erkeğim, işte ben öfkeli biriyim, öyle bir şeyin arkasına saklanamayız insan iletişiminde. Ve tabii ki görev bilinci, sorumluluk inanılmaz derecede bütün şey, ben iş bağımlılığı da diyorum onlara. Her şeyiyle kendini ona kaptırıp yetemedikçe evde akşam oturup ağlayan, vicdan azabı çeken insanlar tanırım ben. Yardımcı olamadım o çocuğa, o kadına diye. Ama sistem elinizi kolunuzu bağladığı zaman o yüzden o toplumun tabanında var olan mevcut bir iyilik potansiyeli var. Evet. İnsanlar empati kurabiliyorlar. Biz o kadar kötü bir toplum değiliz. O ceketi de giymeyelim, bizden bir şey olmaz diye. Eğer herkes bir kenarından tutarsa o zaman bir şey değişir, ama genel yaygın tutum öğürür, agresiftir. Gel tut bunun ucunu da hadi yapalım. O zaman pasifize olur hemen. Yok işim var. Diğerleri nasıl zaman harcayabiliyor? Ya gün 24 saat, bir saatini çocuğunu alıp bu etkinliklere götürmek o kadar zor olmamalı. Televizyonu, telefonu kapatıp oturup ne yaptın bugün diye çocuğun gözlerinin içine bakarak bir iletişim kurmak daha başkadır. Ama ben biraz Facebook ebeveynliği diyorum artık. Yani görürüm altındaki yorumları. Çok muhteşemsin anneciğim. Yani oradan beğenir. O Lefkoşa'da, o 15 yaşında. Muhteşem olan kendidir aslında. Onu yazıyor. Yani nasıl yani derim. 18 yaş altına sigara satamayız, içki satamayız. Ama elinde orada Instagram'da resim paylanmış. İyi eğlenceler anneciğim diye yazar altına. Şimdi ne yapabiliriz? Hangi parmağımı ısırayım? Hangi parmağımı? Sanal boyuta geçti artık. Hani nasıl bir ebeveynlik modeli? Bu tabii ki gülüyoruz ağlanacak halimizde, asla kabul etmememiz gereken, evet, olmaması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Evet, ne yazık ki sosyal medyada, evet, bu şekilde hayatımıza girmiş durumda. Umarız ki bunu minimuma indirebiliriz. Şimdi ben sağlığa değinmişken, ülkemizdeki en önemli ölüm sebeplerinden biri kanser, bir diğeri işte kalp hastalıkları, kalp krizleri. Tabii ki o genetik faktörlere de bağlı, beslenmeye de bağlı, ama bazı bölgelerde santraller var sanıyorum ve bazı bölgelerde daha etkili oluyor kanser Kıbrıs'ta. Onunla alakalı çalışmalar var mı? Yok, hayır. İşte bununla ilgili çok ciddi epidemiolojik çalışmalar yapılması lazım. Aha. Yani bölgelerde ne var? Mesela yüksek gerilim santralleri var. Evet. Mesela ama hangi yüksek bölgeler daha yüksek etkili? Yüksek gerilim santralleriyle ilgili mesela bir yasa yok.
bir yasa yapılması lazım. Yüksek gerilim santrallerinin örneğin Hodgkin lenfomaya ve bir takım kanser türlerine sebep olduğu ispatlanmıştır. Ama bunun yasası yok bizde. Bir ara UBP milletvekillerinden İzlem Gürçağ Hanım'la görüştük bu konuyu. Mecliste kendisi görüştü. Başka bir hekim arkadaşla birlikte bu yasanın yapılmasıyla ilgili. Ama bir ilerleme alınamadı tabii. İnşallah şey yapılır. Ki bu çok önemli bir konu. Kurum müdürüyle de görüşmüştük. Evet. Bu yüzden bu tarz kanserojen olabilecek çevresel etmenlerin yayla köyü de böyle. Evet. Yani o köyün %75 gibi bir kısmında kanser var. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir meblağ. Mutlaka böyle alanların Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka hedeflenip çalışmalar yapılması lazım. Yani o toplulukta neden o kanserler yüksek? Etmenler neler? Bunların mutlaka işte bu bir devlet politikası olmalı. Yani devletin sağlık yönündeki politikası olmalı ki bu tarz epidemiolojik çalışmalar yapılsın. O bölgede kanser var. Peki neden? O insanlar neye maruz kalıyor? Bunların mutlaka yapılması lazım. Maalesef ülkemizde öyle araştırmalar yok. Evet. Sanırım o santralleri de kaldırabilecek durumda olmadıklarından dolayı şimdi, böyle çalışmalar yapılıyor herhalde. Bildiğim kadarıyla güneyde bir standart var yani. Hani tabii, Avrupa Birliği standartlarıyla ilgili evet, olarak. Kullanıyor. Hani onlar daha fazla yatırım yaparak hani daha gelişmiş cihazlar koymak zorundalar. Ama bizde sanırım öyle bir düzenleme çok fazla yok burada. Bizde yasamız yok şu anda yüksek gerilim hatlarıyla ilgili. Yani bu yapılması gerekiyor. İnsana değerle alakalı bir durum aslında. Yani insana verilen şimdi, değerle alakalı bir durum. Bakış açısı o. Mesela görme engellilerle ilgili olarak bir ilk Kıbrıs'a döndüğümde bir bakanlıkta bir toplantı oldu ve işte Kamunet'le ilgili görüş soruyorlar. Ben de dedim ki hani neden sesli yanıt sistemi yok görme engelliler için. Orada bakan döndü dedi ki kaç tane görme engelli var bilir misiniz sayısını söyledim. Ama şeyi de ekledim yani ne zaman ki bir tane bile olsa buna değer diye bir bakış açımız olacak belki tüm bu sorunları ona göre çözeceğiz de çık dışarı çık dışarı bana mı öğreteceksin şimdi diye beni o toplantıdan attı yani o mantık bir tane de değer hani insana verilen değer yani bu bakış açısıyla hani o felsefik temele oturduğunda zaten biz burada bunları tartışmak durumunda kalmazdık. Mesela Japonya sözümüzü kestim evet. Barış Bey sallanan ülke devamlı sallanıyorlar ama ona göre şekil aldılar evet. Tabii. Şimdi en sağlam binaları okullar. Çocukların bulduğu yerler ve okullar o kadar sağlam ki 9-10 şiddetine dayanıklı inşaatlar çelikten yapılmış. Şeyleri var ve sıraları. Ve tamamen evet. Sığınak ve o sığınaklarda da bütün yiyecekler konulmuş durumda. Halk bir şey olduğu zaman da okullara gidiyor. Ama bakın birinci güvence altına aldığı yer okullar. Çocuklar, yani çocuklar. Tabii. İşte buradan anlıyoruz. Ama diğer taraftan da kaç tane engellin var diyen bir de mentalite var karşımızda. Şimdi bu ikisini koyacağız yan yana ve kıyaslayalım. Olay ki bizim okullarımızın da depreme dayanıklılığı tartışıldı son basına yansıyan haberlerde ve denetim sadece yapılmadı. Deprem mi? Biz okul iklimi deriz. Okul içerisindeki iletişim ağı ki bu hastane iklimi de diye geçer literatürde. Nasıl davranıyor hastaya, üstteki doktor, alttakine ya da hemşire. Yani bir okul iklimi mesela çocuğun kendine ait hissetmesi için öğretmenine güvenip bir sorununu anlamak. Çok önemli bir kurumdan bahsediyoruz. Onu geçtim. Güvenli okul kavramı dediğimiz durumda ya da çocuk dostu okul. Bizde can güvenliği yok çocukların. Benim var Facebook sayfam. Çocuklarınızın güvende olmadığı okullar diye ailelerden de gelen resimleri ekledim. Rum zamanından kalma solinalar, demirler yani çürümüş, salıncak kopmuş. Orada duruyor. Kimse onu kazıp çıkarmadı çünkü altta büyük beton var. O çocuk oraya takılıyor, düşüyor. Giriyorsunuz tuvalete. Şeylerin bir kısmı kırık. El yıkama şeylerinin. Şimdi kısa boylu bir çocuğun şah damarını keser orada yani biz bunu söyledim ya sen neleri düşünün düşünmem ben ayı da baştan keşfetmiyorum yaşanmış belli örnekler var biz niçin toplum olarak bunu yaşayalım evet, ayrıntılar çok önemli yani çocukları bir eşya yahu yani bir
plastik parçası kadar değer vermiyor, üzülerek söylüyorum sistem. Biz çocuk koruma sisteminden bahsediyoruz. Hani Japonya en güçlü örneklerden biri, Finlandiya'nın çocuklara yaptığı. Yani yapay güneş olan okullar var ki karanlıktan etkilenmesin, gün ışığı alabilsin. Neleri neleri düşünüp pilot olarak uyguluyor ki önümüzdeki 10 yıl nasıl organize edeyim, toplumu nasıl yetiştireyim bireylerini diye. Biz hala daha çok farklı konuları konuşuyoruz. Bizde sağlık sistemi de sadece fiziksel sağlık, insan biyolojik bir varlık, sosyal bir varlık, biyopsikososyal diye devam eden yaklaşım 21. yüzyıl. Biz hala daha şu kadar anjiyo yaptık, şu kadar bypass, şu kadar diyabet hastamız var, şu kadar kanser. Bana göre hani çocuktan başlayarak koruyucu önleyici ruh sağlığı politikaları, ki ruh sağlığı, fiziksel sağlığın çok önemli bir parçasıdır bana göre. Bunu daha çok kavramadık sanırım. Vizyon olarak da yeterince hani gerek çalışandan gerekse bakanlıktan hani öyle bir şey yok. Daha çok şu an uğraştığımız sorunlar işte kanserin yaygınlığı, onunla ilgili tedavi şeyleri, ama ruh sağlığı bence hepsinin en tepesinde yer alması lazım. Tabii koruyucu hekimlikte bunlar zaten yer alır. Koruyucu hekimlik polikliniklerinin mutlaka kurulması lazım. Çünkü insanlara anlatmanız lazım. Evet. Beslenme nasıl olmalı? Aşılamalar nasıl yapılmalı? Yani doğru olan nedir? Siz doğruyu anlatmazsanız insanlara, o insanlar hasta olup karşınıza gelir. Eskiden ne vardı bilir misiniz? Hastahaneler yoktu. Şifahaneler vardı. Hmm. Şifa verirdi. Osmanlı döneminden. Evet. Şimdi bizim olan şeyimiz nedir? Hasta gelir, biz ilaçla tedavi ederiz. Yani biz mevcut hastalığı tedavi ederiz. Ama bizim bir koruyucu tarafımız var. Bunu da en çok uygulayanlar zaten çocuk hekimleri. Ki anlatırız annelere nasıl yıkayacak, muhallebesine kadar nasıl yapacak, çevre temizliği nasıl olacak, ev temizliği nasıl olacak. Yani bunu en yaygın kullanan, koruyucu hekimliği yapan şu anda çocuk hekimleridir. Mevcut bir aile ve çocukla çalıştığı için bu böyledir. Ama bunun tüm bazda olması lazım. Çünkü sağlık nedir? Ruhsal, fiziksel ve bedensel iyilik halidir. Yani ben bedenen iyi olabilirim ama ruhsal olarak iyi değilsem sağlıklı değilim. O yüzden Barış tabii, Bey'in dediği gibi tabii. Bu konuda da mutlaka rehberlik yerlerinin aile ergen danışma merkezi çok küçük yaştan danışma merkezlerinin mutlaka aile eğitimi merkezlerinin bunlar yerel yönetim belediyelerde de yapılabilecek şeyler. Bunlar yapılabilir tabii ki. Bunlar hep, şimdi bir şey üstüne çalışırım. Bu da, evet, aç ev modeli yapıldı. Bir şey. Hep sana da söylerim. Sen de ala. Evet. Hep tamam. İnşallah şimdi vakıflar üzerinden hani o tarz bir şeye dönüşürse. Evet. Anne baba okulları. Evet. Hani mesela iyilik evi şu an onu yapıyor aslında. Evet. İnsanlar geliyor. Ve şeyi de dikkatimi çekti. Biraz yüksek sosyoekonomik düzeyli aile eğitimlerine de giderim. Onlar daha böyle bilirim diye, yani öyle çok şey değil. Ama mesela sorular için de verin, bir hafta sonra gelir, dediğinizi yapar A'dan Z'ye. Yani Z'ye olmasa da Y'ye kadar gelir. Yani bir yapar ve gelir size der ki bunu yaptım, şimdi ne yapayım? Ama ne diğerleri güzel. Zaten iyi annedir. Hı hı. Kötü bir şey yapmaz. Bir direnç olmaya başlıyor böyle yukarıya doğru şey. Ben daha iyi davrandığını görüyorum sosyoekonomik. Asgari ücretliler diyeyim. Çünkü tek eğlencesi mi çocuktur? Onunla vakit geçirmek, onu büyütmek, hani çiftler öğrenmeye arasında daha şeydir. Hani daha ihtiyaç duyuyor o bilgiye. Diğerinin yarıştıracağı markaları var. Yani daha farklı besleyicileri var onun için. Oysa onun tek gurur duyacağı, üzerine oynayacağı, çocuğu var üzerine yatırım yapacağı. Böyle bir sonuç da çıkarıyorum. Daha dirençliler değişmeye, hı-hı, diğer aileler. Evet. Bu nedenle hani para değil, sevgidir her zaman. Evet. Çocuk büyütürken, eşimizle iletişirken, komşumuzla sevgi, empati olduğu zaman geriye kalan her şey arkası gelir diye düşünüyorum. Her şeyin sevgi temelli yapılması lazım. Yani sevgi temelli olduğu zaman zaten kimseyi kırmazsınız. Ama içinde sevgi olmalı. Şimdi içinde sevgi olmalı ve saygı olmalı. Bunlar el ele yürüyen iki vatandaştır zaten her zaman. O yüzden hep iyilik anlamında tohum atmamız gerekiyor bizim mutlaka. İyilik anlamında insanları yetiştirmemiz gerekiyor, çocukları ve büyükleri. Ve onlara da iyi model olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Amaç ve çabamız bu. Kesinlikle. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu kadar yoğun bir iş hayatının içerisinden bize zaman ayırıp geldiğiniz için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Mesaj vermek ister misiniz?
Seçimimiz var, iyi davranışlar sergileyelim, iyi olalım, çocuklarımıza da iyi olalım, çevremize de, ama iyilik herkese ve her şeye yapılır. Doğaya da iyi davranmak önemli, çevremize de, sevimli dostlara, hayvanlara da ve insanlara da ve kendimize de. İyilikle başlarsak o zaman dünyayı çok daha anlamlı kılarız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Senin var mı Barış? Vallahi bu sözün üzerine çok bir şey söylenmez. İyi ki varsın. İyi ki bir iyilik aktivistisin diyelim ve tabii ki Vakıflar İdaresi'ne de buradan teşekkürlerimizi gönderelim. Bu insanlara bu kapıyı açarak hani el verdiği için diyelim, daha halk tabiriyle sevgilerimizi de gönderelim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Diğer programlarda görüşmek üzere diyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve iyilik önleri adına iyiliğe yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben de. Yine sizi tekrar ağırlamak üzere. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın hafta sonu, haftanın son iş günündeyiz ve pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.